Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber çanak köfte yapacağız. Köftemiz için şöyle yarım kilo orta yağlı kıyma kullanacağız. 1 su bardağı bayat ekmek içi, 1 adet rendelenmiş soğan, 1 adet yumurta, 2 diş sarımsak, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon ve biraz da tuz kullanacağız. Evet, şimdi sırasıyla malzemelerimizi yoğurma kabımızın içerisine alıyoruz. Siz de tuz miktarını tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi köfte harcımızı yaklaşık bir 5 dakika kadar güzelce yoğuracağız. Köftemizi ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel olacaktır. Evet, köftemizi çok güzel bir şekilde yoğurduk. Şimdi 8 eşit parçaya bölelim. Evet, köfteleri bizi 8 eşit parçaya böldük. Şimdi çanak şeklini vereceğiz. Çanak şeklini vermek için de şöyle derince bir kase kullanacağız. Şimdi kasemizin içerisine şöyle bir buzdolabı poşeti yerleştiriyoruz. Bu işlemi köftelerimizin kasemize yapışmaması için yapıyoruz. Köftemizden bir adet alıyoruz ve kasemizin içerisine yerleştiriyoruz. Şöyle bir çay bardağı yardımıyla köftemize çanak şeklini vereceğiz. Vermeden önce çay bardağımızın alt kısmını ıslatıyoruz ki köftemiz bardağımıza yapışmasın. Baskı uygulayarak çanak şeklini veriyoruz. Şöyle elimizle alarak biraz da elimizle şekil vereceğiz. Elimizi suyumuzla ıslatıyoruz. Ardından çanağımızı biraz derinleştiriyoruz. Evet, çanağımız oldu. Şöyle elimize alıyoruz poşetimizle birlikte. Ters çeviriyoruz. Poşetimizden çıkarıyoruz. Ve tepsimize yerleştiriyoruz dikkatli bir şekilde. Yerleştirdikten sonra da şöyle elimizle tekrar düzenliyoruz. Kasemizden çıkarırken biraz bozulma olabiliyor çünkü. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Evet, çanak köftelerimizi tamamladık. Şimdi içerisini şöyle havuç, bezelye ve patates üçlüsünden oluşan garnitürümüzle dolduracağız. Şimdi yemeğimizin salça sosunu hazırlayalım.
salça sosumuz için şöyle kasemizin içerisine silme bir tatlı kaşığı biber salçası ve yine silme bir tatlı kaşığı da domates salçası ekliyoruz. Ardından şöyle çok az bir zeytinyağı ekliyorum. 2-3 yemek kaşığı olacak şekilde. Ben zeytinyağı kullandım ama isterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Şöyle çok az da tuz ekleyeceğim. Yarım çay kaşığı kadar. Hatta biraz daha ekleyebilirim. Tuz miktarını da yine damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Biraz da şöyle ılık su ekliyoruz. Önce suyumun birazını ekledim. Kaşığımla salçalarımızın erimesini sağlayacağız. Ardından kalan suyumuzu da ekleyebiliriz. Salçamız tamamen eridikten sonra da kalan suyumuzu ekliyoruz. Şimdi salça sosumuzu tepsimize dökelim. Çanak köftelerimizin üzerine gelmeyecek şekilde. Şimdi de çanak köftelerimizi önceden ısıtılmış 200 derecelik fırınımızda yaklaşık 30-35 dakika kadar pişireceğiz. Çanak köftelerimiz fırında pişerken biz de köftelerimiz için beşamel sosumuzu hazırlayalım. Şöyle tenceremizin içerisine 1,5 yemek kaşığı kadar tereyağımızı ilave ediyoruz. Yağımız tamamen erimeye başladı. İçerisine 1,5 yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz. Şöyle bir çırpıcı yardımıyla unumuzu 1-2 dakika kadar kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Bu arada ocağımızın altı da kısıkta, kısık ateşte kavuracağız unumuzu. Evet, unumuz da oldu artık. Şimdi sütümüzü ekleyelim. Sütümüzü ekledikten sonra da hızlıca karıştıralım. Bir su bardağı sütümü ekledim. Şimdi yarım su bardağı kadar daha ekleyeceğim. Şöyle yarım su bardağımı da ekliyorum. Ardından tekrar hızlıca karıştırıyoruz. Kısık ateşte beşamel sosumuz pişene kadar sürekli karıştıracağız arkadaşlar. Asla bırakmıyoruz. Bırakırsak eğer dibi tutacaktır. Şimdi şöyle biraz da tuz ekleyeceğiz. Yarım çay kaşığı kadar tuz ekledim. Hızlıca karıştırıyorum. Şöyle çay kaşığının ucuyla da biraz karabiber ekliyorum. Karabiber beşamel sosa çok güzel bir lezzet veriyor. İstemiyorsanız eklemeye de bilirsiniz. Şimdi pişene kadar kısık ateşte sürekli karıştırmaya devam ediyoruz. Evet, beşamel sosumuz kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi göz göz doluyor artık. Ocağımızın altını kapayabiliriz. Çanak köftelerimizi fırından çıkardık. Şimdi üzerlerine beşamel sosumuzu dökelim. Beşamel sosumuzdan sonra çanak köftelerimizin üzerine bolca rendelenmiş kaşar ilave ediyoruz. Çanak köftelerimizi fırınımızın üst rafına yakın olacak şekilde yerleştiriyoruz. Önceden ısıtılmış 220 derecelik fırınımızda üzeri kızarıncaya kadar güzelce pişiriyoruz. Evet, çanak köftelerimiz fırından çıktı. O kadar güzel kokuyorlar ki. Şimdi hemen tabağımızı alalım. İç kıvamına ve dokusuna bakalım. Nefis görünüyor. Harika bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.
Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.